Efendim. Pardon, tamam, değişsin orkestra. Değişsin, tamam. Biraz bekleyelim. Telefon alacağım Nalan Şentürk Kocaeli'nden. Nalan'cığım, iyi geceler. İyi geceler. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Okuyorsun, çalışıyorsun. Anlat biraz. Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksekokulu'nda okuyorum. Okuyorsun. Harika. Selamlar Kocaeli'ye de. Hemen sorularımı varsa alalım. Gökhan Bey'e bir sorum olacak. Evet. Buyurun. Kendisi Kandıra Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmuş. Evet. Öyle duyduk. Doğru evet. mu? Evet. Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Yönetim mezunuyum. Peki Gökhan Bey, burada yaşadığınız olaylar hayatınızı hangi yönde etkiledi? Bir olay mı yaşadın yani Kandıra? O ne oldu da Kandıra'da buraya kadar geldin sen yani? Yani çok bir olay yaşamadım ama çok güzel insanlar tanıdım. En önemlisi zaten 5 tane klibimi çeken sevgili hocam, sinema hocam Aydın Ketenay'dı. Bu izlediğiniz güzel kliplerin sahibi kendisi, yönetmeni. Evet, güzel klipler sahilendi. Evet, cidden. Onun dışında çok güzel arkadaşlıklar edindim tabii ki. Yani sevgili ev arkadaşlarım da çok... Yani çok güzel bir 2 sene geçirdim ben orada. Görüşüyor musun? Tabii okuldan falan kimse. Görüşüyorum tabii canım. Yani... Ya. Zaten bir de yanında çalışanlar, kliplerini çekenler, kliplerini oynatan teyze, oğlu, birileri falan yani mı? Benim hep etrafımdaki insanlar aslında hepsi dostlarım, kuzenim, işte arkadaşım, hocam falan, hep öyle aslında. Yani çok şanslıyım bu konuda. Evet. O yüzden güzel oldu yani, o 2 sene çok iyi şeyler getirdi bana açıkçası. Peki. Bir olay yaşamadım ama. Nalan'cığım, var mı başka bir şey? Peki buraya konser vermeye gelmeyi düşünüyor musunuz? Orada konser verdik zaten. Tekrar tekrar geliriz seve seve. Davet edildiğimiz sürece. Biz sizi davet etsek. Tabii ki seve seve. Yani davet edildiğimiz her yere geliriz. Arkadaşlar, bu davet konusunda şöyle yapın. Okulunuzun bir ekibi vardır, grubu vardır. Değil mi? Yani bir etkinlik düzenleyen birileri vardır. Onlara başvuruda bulunun, danışın. Ondan sonra çağırın. Bence böyle hani... Tek ağızdan gel gelmeler hep bu program sonrasında kalıyor böyle. Sonra da unutuluyor onun için. Evet, genelde şehirlerden çağırıyorlar. Hani buraya da gelin, buraya da gelin diye de biz hani söylüyoruz. Bir organizasyon olursa seve seve geliriz. Ben Türkiye'nin her yerinde, her şehrinde, her ilçesinde konser vermek isterim açıkçası yani. Harika, inşallah da olur. İyi kadarıyla bu konuyla ilgileneceğiz. Teşekkür ediyoruz Nalan'cığım. Öpüyoruz. Selamlar herkese. Hiç hoşçakal da yok yani. Evet. Gökhan Türkmen'le ilgili... Gökhan Türkmen'le ilgili bunları biliyor musunuz? Doğru yapalım. Sonra diğer konuklarımıza da geçeceğiz. Acayip unutkan olduğunu söyleniyor. Doğru mu? Yani unutkan. Yani ciddi unutkan oldu. Evden çıkarken bayağı bir geri dönerim tekrar. Bir gün babasının aldığı tişörtü değiştirmek için mağazaya gitmiş ama tişörtü yanına almayı unutmuş. Evet. Arkadaş, yol boyunca da gitmişsin yani. Hani onu da mı unuttun yani? Tabii, tam indim, o an aklıma geldi. Peki, ayaklarını enteresan pozisyonlara soktuğunu... Ayakları ya hep 9-15 ya da 3'e çeyrek kala pozisyonundaymış. Yani genelde şöyle dururum. Ne abi, ne demek, evet. Yani paytak yürürüm ben genelde, şöyle yürürüm. Yani şöyle dururum yani. Allah, duruşa bak. Aç bakayım bir, iyice bir. Şöyle dururum yani. Belki de normali bu, biz de böyle durmalıyız da. Bizimki öne gelmiş yani. Genelde şarkı söylerken falan da mı böyle? Ya yani yürürken unutuyorum bazen, şöyle yürürüm yani hani genelde. Evet. Düzeltmemi söylerler. Artık alıştım, hatırladıkça. Memnunsam bir sıkıntı yok. Hamarat olduğunu, eline süpürge alıp süpürge yaptığını, kırıntı topladığını, yatağını her sabah toplayıp örtüsünü serdiğini, bayağı ev hanımı gibi çalışıyorsun gördüğüm kadarıyla. Çok o titizlikle alakalı bir durum. Yani fazla titizim. Başak Burcu olduğum için belki de hani. Kıyafet falan da bugün böyle bir temiz, yani efendi bir kıyafet. Normalde evet. Temizim canım. Bugünle aynen. Alakası yok. Peki. Ailesine, özellikle ablasına çok düşkün olduğunu, boynunun solunda annesinin adı Sadiye, sağında Sediye. Özür dilerim. Annenin adı Sediye, sağında babasının adı Resul ve ensesinde de ablasının adı Aslı dövmeleri yani. Oldu. Öyle mi? Şurada S var, burada evet. R var, burada da AZ var. Evet, görelim. Gel abi. Gel. Şu S. Gel, enseyi çek, şuradaki sivilceleri de şöyle. Yayın önce sıkıntıdan normaldi. Evet, ve cinli peri hikayelerden çok korkuyormuşsun. Kim dedi ya onu? Kendileri söylediler. Korksun bizden diye. Bir enteresan bilgi daha. Yani buna inanasımız gelmedi ama günde 10-12 tane yumurta yiyormuşsun. Ne? 12 ya yumurta günde. Şöyle...
Spor yapıyorum ben 5-6 senedir. Spor yapıyorsun belli. Protein alma yani onunla alakalı bir durum. Spor abi, yaptığım için. Abi protein alma da başka şeylerden de al. Yani yok, 12 yumurta yani, yerim yumurta, mi? Yok o kadar yemiyorum canım, abartılmış orada. 6-7 tane falan yiyorum. Aaa! 6-7. 6-7 ise... Ama bu beyazı oluyor tabii. Beyazın da olduğu için protein. Ya öyle bir durum var. Çok senin niye değil. Konuşmalarının sonu içine kaçıyor? Böyle yüksek sesten başlayıp konuşma ya aslında beyazını ya ama canım. Diye git. Peki.